Merhabalar değerli arkadaşlar. Koronavirüs kaygısı nedeniyle çoğumuz uyku problemleri yaşamaya başladık. En çok da uykusuzluktan yakınır hale geldik. Ancak yapılan çok sayıda bilimsel araştırma, sağlıklı bir uykunun bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve buna paralel olarak yeni koronavirüsten korumamızda önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Bu videomuzda uykusuzlukla baş edebilmenin 12 yolunu sizlere anlatacağım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Öyleyse başlayalım. Yatma ve kalkma saatiniz sabit olsun. Kaliteli uykunun en önemli kurallarından biri yatma ve kalkma saatlerinizi mümkün olduğunca sabit tutmak. Bu alışkanlık kaygılı günlerde bile sonraki gece uykunuzun zamanında gelmesini kolaylaştıracaktır. Gündüz şekerleme yapmayın. Kaliteli uykunun ilk şartı verimli ve uzun bir uyanık kalma süresidir. Uyarısında bulunan nöroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Aksu bunun nedenini şöyle anlatıyor. Çünkü insanın beyni gece uyku, gündüz ise uyanıklık üzerine programlanmıştır. Dolayısıyla gece iyi uyumak için gündüz uykularından kaçınmanız çok önemli. Tüm geceyi uykusuz geçirmiş olsanız dahi sabah kalkmanız gereken saatte uyanın. Gündüz ne kadar yorgun olursanız olun uyumayın ve belirlediğiniz uyku saatinizde yatağa girin. Bu saatler arasında yatakta olun. İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte en az 6 saat uyumanız bağışıklık sisteminize destek olmak için çok önemli. Özellikle gece 23-02 saatler arasında uyumak şart. Çünkü yapılan araştırmalara göre bağışıklık sisteminin güçlenmesine rol oynayan melatonin hormonu özellikle bu saatlerde ve karanlıkta salgılanıyor. Yatağa sorunlarla girmeyin. Televizyon karşısında, kanepede, salonda uyumayın. Uyku saatiniz gelene kadar uyanık kalın. Uyku saatiniz geldiğinde de yatağa girin. Sağlıklı bir uyku için zihninizin o gün sizi endişelendiren olaylardan uzaklaşması gerekiyor. Bu nedenle gece haberlerini izlemeyin. Ama yemek veya gezi programı izledikten sonra yatak odasına geçmeniz yarar sağlayabilir. 20 dakikadan fazla sürmüşse zorlamayın. Uyku saatinizde yatağa girin. Ancak yatakta 20 dakikadan fazla süre geçirmenize rağmen uyuyamadıysanız kendinizi zorlamayın diyen nöroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Aksu sözlerine şöyle devam ediyor. Çünkü uyku için ne kadar çok çaba sarf ederseniz uykuya dalma süreniz de o kadar uzar. Uyuma sorunu yaşadığınızda yataktan kalkın, sakin bir odada 30 dakika kadar kitap okumak gibi sizi yormayan bir şeyle uğraşın ve ardından yeniden yatağa dönün. Gece lambası açık kalmasın. Melatonin hormonunun salgılanması için yatak odasının tamamen karanlık olması şart. Ayrıca bazen hafif bir ışık dahi uykuyu bozabiliyor. Bu nedenle gece lambasını açık tutmayın. Perdeleri yarı aralık bırakmayın. Mobil telefonunuzu kullanmayın. Yatak odasında gazete veya kitap okumayın. Televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonundan yansıyan mavi ışık da uykuya dalmanızı güçleştireceği için bu cihazları yatak odasında kullanmayın. Ayrıca beyin mavi ışığı gün ışığı olarak algılaması nedeniyle bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde etkili olan melatonin hormonunu da salgılamayacaktır. Bu tür aktiviteleri başka bir odada yapın ve yatağı sadece uyku için kullanın. Kontrolsüz ilaç almayın. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Aksu asla kontrolsüz ilaç almayın uyarısında bulunarak uyku için kullanılan bazı ilaçlar uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi görünse de uykunun doğal yapısını değiştirdikleri için bu uykunun kişiye, bağışıklık sistemine ve diğer sistemlere yararı olmayabiliyor. Ayrıca doktorunuzun verdiği ilacı önerilen doz ve sürede kullanmanız çok önemli. Çünkü her uyku bozukluğu aynı değildir ve bazen gelişigüzel kullanılacak ilaç uykuyu daha da bozuyor. Çay ve kahve tüketimine dikkat. Kafein uykuyu başlatan beyin hücrelerinde olumsuz etki oluşturarak uykuya geçişi zorlaştırıyor. Kişiden kişiye değişmekle birlikte uyku bozucu etkisi 6 saate kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla siyah çay, kahve ve kafein içeren diğer içeceklerin tüketimini öğleden sonradan itibaren bırakın. Ayrıca asla alkol almayın. Alkol uykuyu kolaylaştırmadığı gibi kalitesini de bozuyor. Oda ısısı 18-22 derece olsun. Yatak odası çok sıcak olmamalı. Çünkü insan için en doğal ve süreli uyku oda ısısının 18-22 derecede olduğu durumlarda gerçekleşiyor. Ağır fiziksel aktiviteleri bırakın. Toplumdaki yaygın inanışın aksine yatağa ne kadar yorgun girerseniz uykuya dalmanız o kadar zorlaşır. Yatma saatinden 4-5 saat öncesinde ağır fiziksel aktivite gerektiren işleri ve sporu bırakın. Yatağa dinlenmiş olarak girmeniz uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Yatak ve yastık çok önemli. Dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da yatak ve yastığınızın rahat olması. Yatağınız kilonuza ve varsa ortopedik sorunlarınıza uygun olmalı. Yastığınızın da boynunuzu rahatsız etmeyeceğinden emin olun.
Uyku problemi olan ve bu sorunu çözemeyen arkadaşlarınıza bu videoyu göndererek uyku sorununu çözmesine yardım edebilirsiniz. Bu videoların daha fazlasını görebilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ve bu videoya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın, esen kalın.